Evet, merhaba. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar'da Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret ederek bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Afyonkarahisar'a kendi bakanlığı ile birlikte diğer bakanlıklar aracılığıyla yapılan yatırımlardan bahseden Eroğlu, kentte ulaşım, sağlık, çevre ve diğer konularda yapılan hizmetlerle adeta destan yazıldığını ifade etti. Tabiat Parkı ilerledik. Orası biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çift alanmış. Açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Bakan Eroğlu, bir gazetecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan tezkereyle hükümet Katar'a asker gönderme kararı aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve gidecek olan askeri birlikler orada hangi görevlerde bulunacak sorusuna yanıt vererek şunları söyledi. Şimdi efendim tabii biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hızla karar çıktı ve Cumhurbaşkanımız da onayladı. Yani Katar'da bir üssümüz olacak. Çünkü Katar çok önemli bak. Şimdi Orta Doğu'da çeşitli oyunlar oynanıyor. Maalesef çok Batı petrol yüzünden ve diğer bir de Haçlı seferleri devam ediyor. Bakın unutmayın bak. Haçlı seferleri öyle kılıçla falan olmuyor. Başka şekillerde devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye bu gönül coğrafyamızda mutlaka yerini alacaktır. Almak durumundadır. Çünkü biz orası bizim gönül coğrafyamız. Bu yüzden bu gayet olumludur. Atılması gereken bir adımdır. Bakan Eroğlu ardından bir başka gazetecinin, hükümette 10 yıldır değişmeyen tek bakan sizsiniz. Vazife devam edecek mi yoksa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de adınız geçiyor. Bu konuda gelişme var mı sorusuna Bakan Eroğlu, önce ya bu mevzuyu fazla karıştırmayın, şimdi değiştireceksiniz beni diyerek esprili bir yanıt verdi. Öyle hiçbir hesabım yok. Bu da emel diye bir şey bende hiç yoktur. Ben yapacağım, ben üzerimdeki vazife neyse ona bakarım. Bakan Eroğlu, valilik ziyaretinden sonra Afyonkarahisar Belediyesi'ni ziyaret etti.